Londra'ya gidiyoruz. Ben 2013'te Wimbledon finalindeydim. Çok beğendiğim için Aslan'ı doğu ortamı görmesini istedim. Çok İngiliz yani, çok Victorian bir otel. Bayağı kalabalık ya. Evet, inanılmaz görmüşsün. Ben eskiden şurada oturuyordum. Oluyoruz galiba. Gayet iyiyiz. Çok şükür. Kocacığım kim kazanır? Djokovic kazanır, 3-1. Arkadaşlar, herkese yepyeni bir vlogdan merhaba. Şu anda kartımı unuttuğum için havaalanından açılış yapmak zorunda kaldım. Deminki açılışımı o yüzden şu anda iptal ediyoruz ve buradan açabiliriz vlogumuzu. Londra'ya gidiyoruz Arda ile beraber ve bir çift arkadaşımızla beraber. Şu ana kadar benim evet çocuklarsız yaptığım ilk seyahatim. Onlardan uzun zaman ayrı kalmamıştım. Yani benim için 3-4 gün çok uzun bir zaman. Wimbledon finali olduğu için ve onları oralara götüremeyeceğimiz için böyle bir karar aldık. Bugün cuma, pazar günü dönüyoruz. İnşallah pazartesi onların yanında olacağız. Güzel bir vlog olacak. Şimdiden iyi seyirler diliyorum. Umarım bu vloga bütün diğer vloglar gibi beğenirsiniz. Wimbledon finalini çekebilirsem çekeceğim ama oradaki şartları bilmiyorum. Arda daha önceden gitmiş ama ben gitmedim. Umarım sizlerle o anları da paylaşabilirim. Onun dışında zaten Londra beni takip edenler bilir. Benim uzun süre yaşadığım bir yer, bildiğim bir yer. O yüzden her dakikasını sizle paylaşmaya çalışacağım. Like etmeyi unutmuyorsunuz, yorum bırakmayı unutmuyorsunuz. Hepinize şimdiden sevgiler. Görüşmek üzere. Bay bay. Kayıttayız. İki tarafa da yapıyoruz. Neler yapıyoruz görüyorsunuz. Sizi bu seyahat. Arkadaşlar şimdi demin belirttiğim gibi benim otobüs sesiniz çıkacak. Wimbledon'a gidiyoruz. Kocam biraz Wimbledon'u anlatır mısın? Sen daha önce tecrübe etmişsin ben dedim. Beraber ilk defa çocuklarla ayrı kalıyoruz bu kadar. Evet, onu söyledim ben videoyu açarken maalesef. Hiç kıyamam. Çocuklarımız çok üzülmüş. Beraber Londra'ya gidiyoruz. İnşallah Wimbledon finalini izleyeceğiz. Ben 2013'te Wimbledon finalindeydim. Çok beğendiğim için Aslan'ı doğu ortamı görmesini istedim. Beraber finale gidiyoruz. Nadal tarafta olarak Nadal yarı finalden çekildi sakatlığından dolayı. Evet, öyleymiş. Djokovic, Nick Kyrgios finali bekliyoruz pazar günü. Center Court'ta 100. sene. O yüzden çok keyifli olacak çünkü 2013'te ben Wimbledon'dayken 77 sene sonra Britanyalı bir tenisçi kazanmıştı. O zaman da Djokovic finaldeydi Andy Murray'e karşı. Sen bana orada soru sorabilir miyim sana mesela? Ne zaman? Maç sırasında. Maç esnasında aralarda sayı puan aralarında. Onun dışında konuştuk sessizlikle. Sen tabii o kadar sessiz ben konuşamaz mıyım seninle? Nasıl duracaksın merak ediyorum puan aralarında konuşuyorlar. Bir kameramı açabilir miyim? Kamerayı açarsın, bir şey olmaz. Bence çok güzel bir vlog olur diye düşünüyorum. Ben çok seviyorum açıkçası. Çok aşığım insanların o şıklıkları. İnşallah pazar günü biz de şık olacağız. Benim daha ne gideceğim belli değil. Senin kıyafetin güzel oldu da. Ben daha şu anda sevgili arkadaşım Burcu. Şu anda bir yanımda oturuyor. Onunla beraber gidip seçeceğiz. O da seçmiş bu arada kıyafetini. Ne güzel. Şık olmak, şık olmak böyle yerlerde çok önemli. En güzel kıyafetleri giymek lazım. Ben biliyorsun bu konularda hassasımdır. Evet. Yani çok sevinirsin. Vlog kameranı aç, bir şeyler çekelim falan. Hayrolsun. Şimdi çocuklarımız yok, onları falan özledim. Ne alakası vlog çekmekle? Çocuklar olunca çocuklarla ilgilenmek lazım. Çocuklar olmayınca şimdi rahatız, baş başayız. Hem de Wimbledon'a gidiyoruz, güzel bir an olsun. Evet ama çocuklarımı gerçekten, bak gerçekten hani Wimbledon ve bu şey olmasaydı zaten onlarsız gitmezdik ama o kadar özledim ki bir gün bile ciddiyim, inanmayacaksın ama vallahi ben hiç ayrı kalmadım. Bir gece Bodrum'a gitmiştik yine bir iş için. Sonra dönmüştüm. Abla soruyor ya, neredesin? Evet öyle diyor bana. Kuzum gelip kıyamam ama neredesin diyor bana tabii. Evet, babam. O zaman sizi öpüyoruz. Sonra sizi öpüyoruz. Herkese günaydın. Şimdi size birazcık otelimizi göstereceğim. Şurada saat 8:30'da söyleyeyim. Bugün çok işimiz var. Çok yakın arkadaşlarımız da geldik buraya. Onlardan biri Burcu. Burcu'yla beraber bana yarın için kıyafet bulmaya gidiyoruz. O yüzden bu kadar erken kalktım. Dediğim gibi birazcık oteli gezdireyim, size kahvaltıyı falan göstereyim. Ama ondan sonra 10 gibi haldır haldır yollara çıkacağız. Wimbledon'da insanlar çok böyle şık giyiniyorlar. O yüzden ben de eksik kalmayayım dedim. Ona göre bir kıyafet seçeceğiz. Ve aynı zamanda çocuklarıma söz verdim. Onlara yeşil helikopter götüreceğim. O yüzden onu da aramam lazım.
Yoksa Hamza beni keser vallahi bitirir. Dediğim gibi bütün gün çekebildiğim kadar sokakları da çekeceğim. Şimdi biraz otel çekeceğim. Ondan sonra odaya geldiğim zaman size eğer vaktim olursa aldıklarımı da çekeceğim. Ve bu böyle bir vlog olacak. Dediğim gibi eğer zaman bulabilirsem her şeyi vloglamak istiyorum ama maalesef koşturmaktan bazen öyle bir zaman olamıyor biliyor. Ayrıca da ne kadar oynadım şu saçımla, hep vloglarda saçımla oynuyorum neyse. Ayrıca da şöyle bir şey de var. Arda daha önce kendi de söylediği gibi Wimbledon'a gitmiş. Orada normalde telefonla falan resim çekilebiliyor ama kamerayla ilgili bilmiyorum. Yani hani buna izin verirler mi onu bilmiyorum. İnşallah verirler. Çünkü asıl çekmek istediğim olay o. Çok sessiz izlendiği için buradaki bir ses bile rahatsız edebilir herkesi. O yüzden de çok emin olmamakla beraber her şeyi size kısacası vloglamaya çalışacağım. Şimdi şöyle birazcık otele bakalım. Çok İngiliz bir otel. Gözlüğümü de takayım. Çıkıyorum zaten. Şu dokular. Şöyle klasik tablolar. Böyle duvar kağıtları. Çok İngiliz yani. Çok Victorian bir otel. Şöyle her şey. Ben çok seviyorum burayı. Arda da çok seviyor. Lanesborough Hotel eğer merak edenler olursa. Tam Hyde Park Corner'da oluyor. Yani hem parka yakınsınız hem bu Nice Bridge tarafına yakınsınız. Otel çok özel bir otel. Yani şöyle özel bir otel. Her şeylerinin özellikle olduğunu söylüyorlar. Mesela spalarının İngiltere'deki en iyi spa olduğunu söylediler dün. Daha önce de kalmıştım ama spaya gitmemiştim. Bugün gitmeyi düşünüyorum. Onun haricinde en büyük art koleksiyonunun bu otelde olduğu söyleniyor. Dün adam bize onu da söyledi. Şöyle göstereyim tekrardan. Aşağıda çok güzel böyle odalar var. İşte sigara puro içenler için çok güzel bir alan yapmışlar. Yemek burada yemedim ama yemeklerinin de güzel olduğunu söyleniyor. Benim de otellerde en sevdiğim şeylerden biridir. Bir dakika şöyle geçeyim de size karşı konuşayım. Benim de otellerde en sevdiğim şeylerden biridir. Room service. Bayılırım room service'i iyi olan otellere. Çünkü gerçekten önemli bir konu. Gece bilmiyorum neden ben acıkıyorum. Yani birdenbire yemekten bile gelsem otelde olunca bir açlık geliyor bana. Dün gece olmadı ama genel olarak bu böyle. O yüzden room service çok önemli benim için. Bugün bir test edeceğim onu da. Onu da sizlerle paylaşırım. Şimdi aşağı kahvaltıya doğru ineyim. Bir de kameramı oradan açayım size. Şöyle resepsiyon katına indim. Birazcık da buraları göstereyim size çıkmadan. Kahvaltıdan önce. Yani otel böyle arkadaşlar. Yani benim ruhuma çok hitap ediyor dediğim gibi. Ben böyle elimde olsa kendi evimi bile klasik döşeyebilecek bir insanım. Bazılarına göre çok yaşlı işi olabilir ama bilmiyorum. Ben herhalde burada da okuduğumdan dolayı ve buradaki evim de zamanında öğrenciyken bu şekilde olduğu için benim çok alışık olduğum bir şekil. Sizle sohbet ederken buraları görün istiyorum çünkü çok çok güzel. İnanın bana. Böyle içim açılıyor şu taraftan. Yani otelde her parça detay, her şey. Bakar mısınız şunun güzelliğine mesela? Yani gerçekten Lanesborough Otel dediğim gibi arkadaşlar çok şiddetle sizlere tavsiye edeceğim bir otel. Ben tekrardan beni göreceksiniz. Bu çiçekler canlı arkadaşlar. Tabii ki Wimbledon için şu küçük tenis topu da koyulmuş. Yine buradaki çiçeklere de burası konsiyaj bayağı da etkilermiş. Hatta şöyle ödül almışlar. Bu da böyle güzel yine Wimbledon toplarıyla süslenmiş canlı çiçekler. Şimdi hadi bakalım bir de kahvaltıya gidelim. Arkadaşlar çok kimseyi rahatsız etmeden şöyle de çekiyorum. Herhalde pandemiden sonra açık büfeyi kapatmışlar. Çünkü ben geçenlerde açık büfe vardı. Sadece menüyle servis ediliyor. Şöyle size gösterebileceğim alanları göstereyim. Şöyle tatlı bir piyano var. Tüphane, halının desenine bayıldım bu arada. Valla bayağı bu vlog dekorasyon gibi oluyor. Dekorasyon vlogu gibi. Ay buradan vlogumu izleyecek Aliana çok sevgilerimi ve selamlarımı yolluyorum. Beni hasta etti. O kadar güzel resim çekiyor ki onsuz hiçbir şey çekmek istemiyorum. Yani şu canım kahvaltımı bile çekemiyorum telefonla. Onun kadar güzel resim çekemediğim için. Şöyle arkadaşlar kahvaltımı da göstereyim. Vazgeçemediğim, bayılırım bu. Daha önceki vloglarımda da söylemiştim bahsettiğim reçeller. Bunlar da böyle küçücük. Çok severim.
İstanbul'da her yerde bulamıyorum. Şöyle tabii ki vazgeçilmez yeşil suyum var ve yanında portakal suyum var. Şu şekilde ex florentinim var. Yumurta ve ıspanak ve özel muffin tarzı ekmeklerden oluşuyor. Evet, istikamet Newbond Street. Oradan Selfridges, çocuklarımızın oyuncakları ve benim Wimbledon kıyafetim. Kıyafet bulamazsam yarın gelemiyorum biliyorsun. Biraz da tarih. Londra'ya geliş amacımız sevgili Wimbledon. Evet, hayatımda en sevdiğim markalardan biri. Gerçekten senelerdir çizgisini bozmayan ve yaptığı her şeyde güzel olan bir marka. Evet, son olarak şurayı da göstereyim size. Son olarak derken otelin bu kısmını çekmemiştim. Sabah kocacığım ben neler yaptım. Aldım ekmek teknemi elime. Bütün oteli, o köşe, bu köşe. Neler neler neler. Şu tavana bakar mısınız? Tavan ışık. Sen de böyle düşünüyorsun değil mi? Evet. Bugünkü programımız ne? Akşam yemeğe gideceğiz. Evet. Orayı da çekeceğim. Belki biraz yürüyüş, bir alışveriş. Sağa sola bakılmaca yani. Başka bir şey yok. Ne yapacağız? Neden gözlükle oturuyorsun içeride? Dışarıya çıkıyorduk. Espresso içmeye girdim. Gözlüğü de takacak bir yer yok. Ünlü tribi değil yani. Ne tribi? Ünlü tribi. Ya ne ünlü tribi? Seni tanıdılar mı otelde? Ya aslan boş boş sorular diyorsun, bayılıyorsun işte. Tanıdılar ama otelde dedim, soru sormadın. Cemiz bize. Tanıyacaklar da bize. Yani niye tanımasınlar? Neyse hadi gidelim mi artık? Kahveni içtiysen gidelim artık ya. Gidelim, yürüyelim biraz. Hadi yürüyelim. Hadi bakalım. Şurayı çek bak, benim sevdiğim yeri çek. Nereyi çekeyim? Bak şurayı. Bak şu koridoru çok seviyorum bak. Evet, çektim tabii ki. Koridorun güzelliğini. Çektim tabii ki. Bugün biraz vlogum her şey üzerine. Dekorasyon desen var. Wimbledon desen var, Londra desen var. Mubarak. Hey, Mubarak, thank you. Okay, you're ready. Hello. See you later. Thank you. In the London town with the red buses. Evet, inanılmaz görmüşler. Roma gidiyor, Roma'da tatil. Sabah ama biz 9'da yürümeye başladık. Doğru değil mi? Aslında hiç taksi bulunmaz, biz yürüyelim. Biz yürüyelim, aynen. Haydi bakalım. Bu kamerayı çalarlar, ben sana söyleyeyim. Saçma. Ağzından Allah korusun öyle şeyler, boşum ağzını açma şu anda öyle. Ne kamera çalması? Arkadaşlar şu anda çok zor şartlarda sizler için sokak lezzetleri çekiyorum. Benle dalga geçiyor yanımdaki üç şahsiyet, biri kocam, diğeri de sevgili arkadaşlarım Burcu ve Sacit. Benle dalga geçiyorlar ama çok güzel bir yere geldim. Geçtiğimde de burada çok yemek yerdim. En son 5 sene önce de kocamla yemiştim o zaman, erkek arkadaşımdı değil mi? Öyleydi. Ondan sonra tekrardan aynı yerdeyim. O zaman da o kaynakçı gözüküyor. Ama ne kadar şey, önemli bir konu, kaynaklı halkın bölüm. İçinde, neyse. Abi halkın içinde gelmiş Taksim'de neyse. Bu gözlükleri takmış ya. Bir dakika şurayı da göstereyim hatta. Evet. Hityan Ban. Merhaba. Afiyet olsun. Merhaba Sadık. Merhaba. Merhaba Batu. Merhaba. Bölgelerimiz gelince tekrardan bağlanacağım size. Şimdilik öyle. Yürümeye devam ediyorum. Şimdi kendi eskiden oturduğum sokağa geldim. Şu Pomodoro en sevdiğim yerlerden biriydi. Pazar günleri buraya gelirdik. Şu anda birazcık nostalji. Size de göstermek istedim. Eskiden oturduğum eve de geleceğiz. Londra çok kalabalık. Herhalde hava güzel diye insanlar Londra'nın havasına böyle görmeye alışık olmadığı için bayağı bir herkes sokakta, inanılmaz kalabalık. Buraları bildiğim için ara sokaklardan kaçıyorum. Ama turistik yerlerin hepsi çok 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 kalabalık arkadaşlar. Hayatımda hiç Londra'yı böyle görmemiştim. Zaten Temmuz'da da ilk defa geliyorum. Bu vlog dediğim gibi birazcık kesik kesik oluyor. Benim normalde vloglarım o kadar kesik olmaz ama mecburen yemek falan yerken kapatıyorum. İşte ya da alışveriş yaptığımda, yürüdüğümde kapatıyorum. Çünkü dediğim gibi bir insan seli var. Ama gene de burada olmaktan çok mutluyum şu anda. Ben eskiden şurada oturuyordum. Şu anda bu bambaşka bir bina olmuş. Şurasıydı. Hatta 66A Pond Street'ti. Şu anda 66 Pond Street olmuş. Nostaljik oldu benim için ama burayı şu anda bu şekilde görmüş oldum. Şimdi birazcık daha işlerim var. Yemeğe gitmeden önce birazcık da kameramı şarj etmek istiyorum açıkçası. Şu anda kendime de çeviremiyorum. O yüzden arka ses olarak görüntülerle beraber beni dinliyorsunuz.
vlogunu aç, kapat, bir şey yap. Türk halkı merak ediyor. Allah affetsin bu seferkileri. Oylamaya sunalım. Bunu beğenirse halk hatalı olduğumu kabul edeceğim. Ben Aslan Hanım'ın bu akşamki ayakkabılarını beğenmedim. Ama şu çocuğun aslan gibi tatlı ayakkabılarına bakar mısınız? Kibar, nazik. Burada Sacit abi var. Çok yakın dostumuz. Bak ne kadar şık. Laura Piana çıktı. Burcu kardeşimiz orada. Her zamanki şıklığıyla. Bunun ayakkabıları senin hiç tarzın değil mesela. Ama hiçbir şey demiyorsun. Vallahi çok saygı duyuyorum. Çok da güzel. Burcu stili. Sen... sen kendin mi stil yaratmalısın artık. Kendin olmalısın. Benim bahsettim. Arkadaşlar hepinize tekrardan günaydın. Bugün beklenen gün Wimbledon finali günü. Şöyle giyindik, hazırlandık. Şimdi birazdan otelden çıkacağız. Ben ilk defa dediğim gibi tecrübe ettiğim için bayağı bir heyecanlıyım. Şöyle kıyafetimi size şöyle göstereyim. Lacivert bir ceket giydim. Şöyle ekru bir pantolon ve ayaklarım da şu şekilde. Efendim, şöyle bir şey yaptım. Evet, Arda'da. Hadi bakalım. Hadi. Giyildi. Şöyle kendimizce uyumlu bir çift olduk. Şöyle tekrardan size göstereyim. Daha şöyle. Şimdi size tüm detayları çekmeye çalışacağım oradan. Kameramı alıyorum. Hiç kimseyi rahatsız etmeden dediğim gibi şartlara göre sizler için elimden geleni yapacağım. Aşağıda görüşmek üzere. Tekrardan yoldan itibaren kameramı açıyorum. Evet şimdi bir de Arda'nın uyumlu bir çift olduk. Yan yana şöyle geçelim. O da öyle lacivert, ceket ve ekru bir pantolon giydi. Şöyle aynada yan yana durduğumuzda evet oluyoruz galiba. Gayet iyiyiz. Çok şükür. Nazar duası hemen nasıl felak. Kocacığım kim kazanır? Djokovic kazanır 3-1. Bu saat 15 dakikada. Anladım. Gerçi servis oyunları falan kısa sürede Kyrgios, Djokovic ikisi de. 3 saati de olmayabilir. Hı-hı. Ama Djokovic'in kazanacağını düşünüyorum. Kyrgios'un bekendi. Kaç saat oradayız yani tam olarak? Ama sence? İzin verirse 5-6 saat alır. Güzel vakit geçeceğiz orada. Çocuklara bence hediyeler de alırız. Bence de. Ay çok heyecanlıyım ben. Onları da çekmek istiyorum. Çocuklarımı evet. Buradan Wimbledon. Wimbledon çünkü bir kültür. Keşke bizim de böyle bir kültürümüz olsa. Muhteşem yapmışlar. Metrolardan gidişleri falan. Tabii onu görmedik ama hep anlatıyorlar. Çok güzel yapmışlar. Biz de inşallah böyle turnuvalarımız olur. İnşallah. Şu ayakkabılar olmasaydı biz de kısa yolda metroyla gidebilirdik bu arada. Şaka yapmıyorum. Hayat kurtarıcı bir şey. Herhalde ne olacak metro? Hadi bakalım resmimizi de çektirelim. Otelden çıkışa doğru ilerliyoruz. Bu sene 100. senesi sen Türkoğur. Böyle bir şey var değil mi? Evet. 100 senedir burada. Bir gel bakayım. Bizi biraz bilgilendirsene. Karıcığım her videoda da bilgilendir o şeye döndük. Ben seni çekeyim ister misin? Şu an çekiyorsun. Niye basma ne? Şöyle. Şöyle yapalım. Şöyle. Al bakalım. Teşekkürler. Evet etrafımda. Hediyelik eşya falan nerede alabiliyoruz? O Wimbledon Shop var bak benim. Arkada Wimbledon Shop yazıyor. Çok şıksınız. Vallahi süpersiniz ya. Hazırım. Şöyle dünya tatlısı bir şey verdiler. Saat 1 dakika 19 dakikada ödüşümle tamamlandı. Now to the runner-up, Nick Kyrgios. Thank you to all the team, Goran, Uli, Edo, Elena.
my parents, Ziki, everybody, Rebecca, Mark, Masha, everyone that has been there, Yelena, nice to see you again. My son is the only one missing because I think he's playing a set against Bob Ryan's son. Thank you guys, without you this wouldn't be possible. Because it is your wedding anniversary. Exactly. You'll have other plans this evening. My gosh, I'm gonna buy you flowers after this. You keep on reminding me of the things that I'm traveling. Darling, happy anniversary. Yaklaştı diyeyim. Hediyelik eşya almaya gidiyoruz efendim. Evet, şimdi de hediyelik eşya almaya gidiyoruz. Şampanyamı gösterdim, bir de gün ışığında göstereyim. Bunu buradan taşıdım. Valla evimin en güzel köşesine koyacağım. Ne şimdi güzel bir video ya, şaka bir konu. Allah herkese nasip etsin. Şimdi çocuklara, anneme, babama, Loni'ye, Maria'ya hepsine hediye almaya gidiyorum buradan. Onlara da hatıra olsun. Ama yavaş yavaş da şarjım bitiyor, o yüzden kapatabilirim. Açabilirsem hediyelik yerde tekrardan açacağım. Bay bay. Arkadaşlar çok dediğim gibi yorgun bir şekilde otele geldik. Artık bu kamerayı ve vlogumu kapatıyorum. İnşallah güzel bir vlog izlemişsinizdir. Hayırlılar. Dediğim gibi birazcık dün de söylemiştim çekerken. Biraz kopuk kopuk oldu video. Ama gerçekten elimden geleni yaptım sizler için. İyi seyirler diliyorum. Benim tahminim çıkacak mı? Çıktı. Maç öncesi 15 dakika skoru bildim. Maçın süresini 15-20 dakika tamam. Kaçırdım. Bravo. Hadi gel. Gel. Gel kaptanım. Tebrik ediyoruz. Teşekkür ederiz. Londra'dan selamlar. Evet. Tekrardan iyi bayramlar.